NBA evet playofflar bitti. Finaller bitti. Finaller videosu bu arada kanalda geçen haftadan beri. Sanırım bildirimlerle ilgili bir sıkıntı olmuş. Ee, tekrar buradan da duyurayım bu videoyu görenler. O videoyu görmeyenler varsa görenler haber versin. Görmeyenler bu videoyu izlediğinde tekrar haberi olsun. Hatırlatayım linkini de buralara bir yerlere ekleyeceğim. Evet NBA'de off season'dayız. Gündem birikiyor. Bir kısmını playoffları konuşurken finalleri konuşurken aralara atarak konuştuk. Gündem konularının. Bazılarını da konuşacağız daha detaylı. Çok konu biriktiği için e, biraz bölmeye karar verdim. Ve koçlarla ilgili olan yani koç değişiklikleri olan gündemi e, bugün aldım. Diğer konular işte Jazz satıldı, başka konular var, başka değişmeler var. Ligle ilgili, ligin gelirleriyle ilgili gündemler ortaya çıktı. Bunları da haftaya konuşacağız. Bugün, bugünün ana konusu koçlar olacak. Koç değişiklikleri kim nereye gitti, nasıl hamle yapacak... Tabi bunun öncüleri işte neden bu koçları değiştirdik? Bunların öncüleri kim oldu? Neden oyuncularla koçlar arasındaki ilişkilerle ilgili sıkıntılar var? Bunlar lige nasıl yansıyacak? Takımlar neden koç değişikliği kararı aldı? Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Ve tabii ki ilk gündemimizde de Brooklyn Nets olacak. Brooklyn Nets ve Steve konusu. Buradan başlayacağız. Ve bu konuya girmeden önce Steve Nash'in Brooklyn Nets'le anlaşmasına girmeden önce gündeme gelen bir podcast vardı Kevin Durant'ın üstlendiği yaptığı bir podcast var. Bu podcast'te Kyrie Irving konuk oldu ve Kyrie Irving'in iki bölüm boyunca konuk olduğu bu podcast'te bir bölümde tabi konu Steve geldi. Steve dışında işte Kyrie Irving'in genel olarak komitesine bakışı, Amerika'ya bakışı, oyunculuğa bakışı, ailesi, işte Russ Strickland'la olan ilişkisi, Biraz stripping de bilmeyenler için eski bir oyuncudur. Bayağı da hani ball handling iyi bir oyuncudur. Ondan nasıl e, eğitim aldığını, onunla nasıl etkilediğini vesaire zaten sanırım vaftis babasıymış. Ki ben de severim eski bir oyuncudur. Bunu, bu detayı bilmiyordum. Bu podcastla öğrendim. E, bunlardan bahsediyor ve bir noktada konu tabii ki Steve geliyor. Kevin Durant konuyu Steve getiriyor ve o noktada tabii basına yansıyan kısım işte şu kısımda Kayre diyor ki bu takımda ben de koç olabilirim. Yeri geldiğinde Durant da koç olabilir. Von da koç olabilir. Nes zaten bizi bir arada tutacak. O da hani elinden geleni yapar. Bu diyor ortak bir yapıdır. Ortak bir başarıdır. Ortak bir şekilde gideceğiz diyor. Şimdi buna böyle bakınca ne dediği çok anlaşılmıyor. Yani burada koç olabilirim dediğinde sahadaki eğer maç içindeki kararları beraber alacağız diyorsa Burada zaten birlik bir çarpıklık var. Doğru yönleri de var. Ama geneline baktığımızda konunun e, şimdi biraz şey de oldu tabii. Ben bu tarz basının yaptığı alıntıları alıp e, üzerinden yorumlamayı sevmediğim için podcast'in tamamını dinledim. Bir de o kısmı tekrar birkaç kere daha dinledim. Açıkçası alıntıların dışında pek de bir şey söylemiyor. Tam net de konuşamıyor Kyrie Irving burada. E, çünkü konu şuradan geliyor Aslında koçluğa bakış açısı işte bizim koçluğa bakış açımız değişti. Yani artık bize bir koç gelip de benim felsefem bu. Böyle oynayacaksınız, böyle yapacaksınız. Kontrol bende, direksiyon bende deyip hadi bakalım ilk günden de başlıyoruz diyecek bir koç istemiyoruz. Hayır böyle bir şey olamaz. Bizim de isteklerimiz var, bizim de taleplerimiz var. Bunlar da yapılmalı gibi bir cümle kuruyor. Bu cümle de biraz esnek, biraz tuhaf. Konu buradan çıkıyor aslında. Doğru yanları var. Ona birazdan değineceğim. Zaten anlat, anlattığımda anlayacaksınız. Neden doğru yanları var? Neden yanlış yanları var? benim genel olarak basketbolu hem e, oyuncu tarafında bulunduğum dönem hem koç tarafında bu koçluk tarafında bulunduğum dönemle birleştirip baktığımda iki tarafın da aslında birbirini eksik gördüğü yönler var. Herede oyuncuyken iç, oyuncuyken aktif oyuncuyken koçluk tarafını hiç anlayamayabiliyorsunuz. Aktif koçken ki oyunculukla ilgili herhalde biri, bir de nesil farkı varsa oyuncunun psikolojisini uzak kalabiliyorsunuz. Bunları çok iyi anlamak, çok iyi etmek lazım. Koçluğun sadece sahadaki oyunlara karar vermek olmadığını, bir ekibi yönetmek olmadığını da çok iyi anlamak lazım. Deyip keşke Kyrie Irving'in zihninden geçenleri daha net anlattığı bir şey olsaydı bunu onunla konuşabilseydik demek isterim ama tabii işte... Eşler dostlar birbirine arar olunca bu tarz sorular çok sorulmuyor. Yani aslında dürentli ikisi biraz orada birbirlerine e, yumuşak toplar atmışlar diyeyim. Şimdi biraz koşluktan bahsedelim ve Brooklyn Nets'in yapmaya çalıştığına gelelim. Şimdi ben şuna kesinlikle katılıyorum. Artık yeni nesil koçluk, yeni değişen koçluk sisteminde kesinlikle oyunculardan uzak kalamazsınız. Mesela Brad Brown bu hataya düştü. Brad Brown bu hataya düştü. Bunlardan anladık işte ben Simmons'la hiç konuşmadığını öğrendik. Ben Simmons neden şut atamıyor diye asistanlarına sorduğunu öğrendik. İşte Embiid'le arasının çok iyi olmadığını, işte diğer oyuncular da Jim Butler geldiğinde kesinlikle onunla doğru düzgün bir iletişim kuramadığını öğrendik. E şimdi bunlar olunca bu eski tarz koşuk neydi? Dağ tepedesin. Senin asistanların var. Onlar işleri yapıyorlar. Sen güzel her şeyi yönetiliyor. Sonra sen sahaya çıkıyorsun. Hadi bakalım sen şöyle yap. Sen böyle yap. Evet kenara geldik. Şimdi e, işte rebound almalıyız, savunma yapmalıyız. Zannetmeyin ki o şeyde molalarda inanılmaz e, yaratıcı, inanılmaz kader değiştirici şeyler konuşuluyor. Hayır. Zaten belli planlar var. Bu planların üzerinden oynanıyor. Onlar üzerine değişiklikler yapılıyor. E, böyle bir koşluk olduğunda oyuncular artık kendini yabancı hissediyor. Çünkü bu oyuncular çok genç. Bu oyuncular artık değişen... E, yapıyla beraber, dünyayla beraber artık daha olayların içinde olmak istiyorlar, daha hızlı öğreniyorlar. Daha fazla bilgi erişiyorlar ki bunu geyik olsun diye söylemiyorum. Hani bilgi erişmek Wikipedia açıp bakıyor anlamı değil. Basketbolun nasıl işlediğine daha farklı bakabilecek bilgiler erişiyorlar. Çok fazla maç görebiliyorlar. Çok fazla koç sistemi görebiliyorlar. Ki bazıları bakmıyor tabii ona da eminim. İşte Durant'ın de açıklaması var. Ya gelmeden önce bir baktım. Atkinson fena koç değilmiş gibi YouTube'dan baktım tarzı. İşte bu da işin çarpık tarafı ama neyse oraya da geleceğim. Bazı oyuncular gerçekten oturup maçı izliyorlar gerçekten. E, rakip takımın oyuncularına, koçlarına ne yaptıklarına bakıyorlar. Bunlar zaten şampiyon oluyor. Bunlar akıllı oyuncular. Bunlar geldikleri yerler belli. Gelemeyenlerse her sene takım değiştirip e, gittikleri yeri e, kendilerine çevirmeye çalışıp sonra da mahvedip gidiyorlar. Maalesef böyle ki Boston'da en son Carl Jung bunu beceremediği için gitti aslında. Orada belki de eline fırsat geçse ya da buna izin verse Brad Stevens da yollayacaktı. Şimdi burada koçlar e, konusunda bunlar olurken oyunculara karşı gidip de bu kadar tepede kalmak zor. Ne oldu? Ne gördük peki bununla ilgili? Çok uzağa gitmeyelim. Spalster'a finallere giderken. İlla ki görmüşsünüzdür YouTube'da maç sonrasında maç öncesinde oyuncularla yakınlaşması, Jimmy Butler'la şakalaşmaları, Duncan Robinson'ın onunla ilgili işte verdiği röportajlardaki sözleri, benim üzerindeki katkısı beni buraya getirdi vesaire. işte Tyre Hero'nun keza öyle, Adebayo'nun öyle. Ama bunu bakıyorsun Spostra'ya. Spostra zaten en dipten gelmiş ki birçok iç, koç için böyle ama Spostra biraz daha genç ve gelirken geçti yollar çok zorluydu. Arkasında Petra'yla vardı. vardı kendini buna göre de geliştirdi. Ve dönüşebilen bir koç. Yani bu nesli anlıyor. Yani bu görüntülere baktığında onlarla arkadaş gibi olan, onlarla eğlenen, onlarla konuşan, onlara sinirlenen, onlara söz hakkı veren, söz hakkı verdikten sonra onları sahaya koyabilen bir koç imajı çiziyor. Kim var başka böyle? Nick Nurse. Kesinlikle böyle bir duruş var. Mike Malone kesinlikle böyle bir duruşu var. Elde hele de işte yok e, işte Murray ile olan ilişkisini gördüğümüzde ben çok mutlu oluyorum yani. Biraz ki o da yaşlı duruyor ama çok yaşlı bir koç değil. ya. ellerinde bir koç Mike Malone'da. E şimdi böyle olunca oyuncular da mutlu oluyor. Ama şunu eklemem lazım. Bu bir koçluk stratejisidir. Oyuncuları aslında siz çaktırmadan yönetirsiniz kaba tabiriyle. Beyinlerine girmek, onları manipüle etmektir amacınız. Dinliyor gibi gözükürsünüz ama %100 dinlemezsiniz. Ya yani dinlersiniz, her dediğini yapmazsınız ama onun ikna olacağı şekilde yaparsınız. Zaten koçluğun en büyük konusu bu ikna etmek. Senin inandığın şeye, onun istediği şeye ve bu ikisi birleşince ortaya çıkabileceklerin pozitif mi negatif mi olabileceğine ikna etmen lazım. Sadece pozitife de değil. Bak bunun sonucu kötü olur ikna etmelisin ve bunu sadece sözle yapman gerekmez. Yani iyi koç bunun için belki 2-3 maç yakar, belki 5 maç yakar. Oyuncu ikna olsun diye. Çünkü ona bazen de göstermen gerekir ya da idmanlarda ya da işte hazırlık döneminde. Bunları göstermen gerekir. Oyuncu da ikna olur. Ha der, tamam benim kafam böyleydi ama bunlar da var. Koç da der ki evet ben bunları istiyordum ama bu oyuncuların da bu talebi var. Bunları da ortaya koymamız lazım. Ne olur işte bu ortak bir çalışmadır. Sahaya yansır, başarı gelir. Lakers için de bunu dedik. Yani Fogle savunma tarafını mükemmel kurguladı. Coaching ekibi rotasyonu çok iyi planladı. Oyuncuları sezon boyunca fizik, boyunca fiziksel olarak çok iyi hazırladı. Ona göre planını yaptı. Hücumda evet belli parçaların rolü belliydi ama LeBron James'e, Davis'e belli kriterler dışında ben karıştığını inanmıyorum. Zaten LeBron James de bunu istemiyor karışmak derken de şu hani ille de ille de şu ille de bu olacak tarzı, tarzı çizgilerin net çizildiği yapılar olmadı yani. Yeri geldi kenar oyunlarında tabii ki çizecek. Potal oyunda tabii ki çizecek. Bunlar tabii ki oynanacak. Ama bütün işte geçiş hücumları, top tıkandığında LeBron James'in ne yapacağı, hangi oyuncuyu seçeceği, nasıl top dağıtacağı bunlar da zaten LeBron James'e bırakabilirsiniz. Çünkü o zaten doğruyu seçme oranı %90. Anlatabildim mi? Davis %80, %90 doğruyu seçebiliyor. İşte koç buna güvenirken işte burada bir manipülasyon yapıyor aslında. Mesela bu Obradoviç ile ilgili çok tartışılan bir şeydir ve bunu ben ısrarla söylüyorum. Tekrar da söyleyeceğim. İşte neden sizin hücumlarınızda serbest oyuncu göremiyoruz sorusu geldiğinde kendisine aslında siz göremiyorsunuz. Bogdanovic böyle oynuyordu demişti ve Bogdanovic bu krediye sahip demişti. Çünkü güveniyordu Bogdanovic'in doğruyu seçebileceğine. Şimdi Avrupa'ya bakıyorsunuz. Bu kadar fazla doğru pozisyonu şut atmak anlamı değil. Ne zaman pas verecek, nerede topu durduracak, nerede birebir oynayacak, nerede topu boyalarına sokacak bunları seçme anlamında tamamı için söylüyorum hücumlarda. Avrupa'da zaten çok az oyuncu var. İşte Doncic vardı, gitti. İşte Larkin var. İşte Teodosic var. Ve hani bu tarz oyuncuları zaten aslında siz serbest bırakırken onlar bu krediye sahip olduğu için serbest bırakıldıkları hissini alıp diğer oyuncuları bu oyuncunun tarzı çevresinde şekillendirmeye başlıyorsunuz. Ha tabii işin zorluğu ne? Zaten o diğer oyuncuları da ikna etmek. Evet orada Kyrie Irving var, orada Durant var, orada LeBron James var. Bu oyunculara diğer oyuncular bakacak ve diyecek ki evet biz de oynamalıyız. Bu adamlar savaşıyor, bu adamlar çarpışıyor. Evet bu adam bu işi biliyor. Ben de o zaman çaba sarf etmeliyim. Saygı gösteririm. Çünkü biz maçı kazanacağız böyle oynarsa. Çizgisine geliyor. Koç bunların hepsine bir çizgi oturtuyor. Manipülasyonunu yapıyor. ikna ediyor vesaire. Çıkıyorlar. Şampiyonluk geliyor. Final geliyor. Konferans finali geliyor vesaire. Bugün konferans finaline ve finallere çıkan takımlara bakarsanız hepsinin koçlarının bu ilişkiyi yakaladığını, oyuncuları çok iyi kullandığını, kullanırken onların aslında sınırlı bir serbestlik içerisinde nasıl hareket ettiğini, ettirildiğini, onlar için bir özgürlük alanı nasıl oluşturulduğunu hepsini görebilirsiniz. Ve bu işte başarının aslında formülü. Tabi burada yan, yan parçalar da var. İşte GM'in katkısı, takımın genel bütün sistemin işte şefinden, restoran şefinden, işte malzemecesine, forma hazırlayan adamından, ayakkabıları denetleyen bilmem nesine, sucu çocuğa falan her şeye dahil. Masörü, fizik, kondisyoner, carşurt, atletizm koçuna kadar her şey dahil buna. Bunların hepsi bir çizgide oluşuyor. Şimdi dönelim fazla dağılmadan Brooklyn Nets'e, Steve Nash'e ve Kyrie ve Durant'in beklentisine. Dedim ya işte bir koç bize bir şeyleri dayatmamalıdan çıkıyorlar. Evet dayatmamalı ama işte bunu söylerken sen bu cümleleri kuruyorsan da e, haklısın ama işte bizim biz de koç olabiliriz dediğin noktada Ben ben de şunu sorarım. Kyrie Irving ve Kevin Durant. Siz diğer bütün oyuncuları buna ikna edebilecek misiniz? Ya da Steve Nash buna ikna alında siz onları ikna edebilecek misiniz? Steve Nash'ın burada düşebileceği kötü durumu ortadan kaldırabilecek misiniz? Düşebilme ihtimali olan diyeyim. Muhtemelen uğraşmayacaklar. Çünkü maalesef koçluk işte dediğim gibi sağdaki 3-5 oyuna karar vermek, oyuncu değişikliğine karar vermek, kritik bir anda hücum çizmek değil. Kyrie Irving koçluk yapabileceğim diyor. Yani sağ dışında peki takımın savunmasına nasıl etki edecek? Diğer oyuncuları nasıl ikna edecek? Sen orada sırf arkadaşın diye moderniteden uzak berbat bir uzun durumuna düşmüş DeAndre Jordan'ı getirirsen diğer oyuncuları nasıl sağda tutacaksın? Dinvidi'yi mi ikna edeceksin? Lever'ü mı ikna edeceksin? Nasıl olacak bu iş? Ya da Durant'le Kyrie bir gün maç içinde kavga ederse bu diğer oyuncuları nasıl yansıyacak? Ya burası çok büyük bir arabada e, ortamı ve ben zaten Kyrie Irving'in bastında yaptıklarını gördükten sonra bu konudan çok soğudum. Çünkü şöyle bir açıklaması da var mesela videoda işte son topu kim kullanır siz sağdayken diye. İşte Kyrie diyor ki kim sıcaksa o kullanır. Sonra da diyor ki aslında daha kritik bir şey diyor. Konu o da değil. Ben sağda olduğum takımlarda zaten benden iyi top kullanabilecek birisi yoktu. Ve ben topu kullanmadığımda kendimi suçlu hissediyordum diyor. Bu bu iyi niyet falan değil. Bu bu düpe düz, düpe düz bir tuhaflık bu. Çarpıklık. Yani kesinlikle büyük bir çarpıklık. Yani sen orada genç bir yıldızın var ve onu hor mu görüyorsun? Ve gidip yılın çaylağından blok mu yiyorsun? <laughs> Bunu yapacağım diye. Sana nasıl saygı duyacak? Tatum sana nasıl saygı duyacak? Hat hatırlayın o sezonu, son sezonu Kyrie Irving'in. Tatum bir tane uygun pozisyonda son top kullandı diye tripten tribe girdi. E sen nasıl liderlik edeceksin bu takıma? Onu teşvik etmelisin. Ya Allah'tan dik bir sezon maçı, o maçı kaybetsen ne olur? İşte oyuncuların koç tarafında geçip de anlayamadığı konu bu. Herkes aynı çizgide tutmak zorundasın. Konu sahadaki kazanma değil. Sahadaki kazanımlar sağdaki savunma değil, değil, bunlar değil. Tatum orada işte, ne bileyim, Jaylen Brown orada. Bunlar gelişmek üzere olan oyuncular. Ha bak konu Lakers'tır. Konu LeBron James'tir. Artık orada başka bir şey konuşuluyor. Yani artık 35 yaşında bir oyuncu Lakers'ın stratejisi farklı, yapısı farklı. Oradaki genç oyuncuların aşağı yukarı gelebileceği durum belli gibi. Yani bir oyuncu dışında, Ingram dışında. E şimdi bu böyle bir e, şans varken Davis'i alma, ikna etme şansı varken Davis de sonuçta yaş olarak uygun bir oyuncu. Orada farklı bir strateji güdüp oradan bir takım çıkarabilirsin. Ama işte orada da başarı yine koçluk tarafında geliyor. Fogel tarafında geliyor. Evet işte orada bir collaboration var. Orada bir ortak çalışma var. Yani LeBron James, Fogel, ekip, Davis. Herkes bir çizgiye gelmiş. Ve ben ilk kez LeBron James'i bu kadar pozitif gördüm zaten. Davis'i bu kadar pozitif gördüm. Evet oyuncularla sağ içinde illa tartışma olacak ama diğer oyunculara baktığınızda bunu görüyorsunuz. Hepsi sonuna kadar mücadele ediyordu. Sonuna kadar aklını sahaya koymaya çalışıyordu. Kyrie Irving'in ve Durant'in yanında bu Boston'da Kyrie Irving gözden sonra Durant bunu pek yaşamadı. Yani Golden State zaten ona hep izin verdi. Durant'in ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu bildiği için ve diğer oyuncular zaten hep aynı çizgide olduğu ve takım oyununa hakim olduğu için Durant'e hep şans verdiler. Zaten Durant sıcaksa o atacaktı. O takımın en iyisiydi. Bunu Curry bile kabullendi orada. Bak bu kadar büyük bir özveri var. Bunu başka hangi takım yapar Durant için? Bence Kyrie Irving de yapmayacak. Ya yani bunları anlayamadıkları için e, asıl çarpıklık buradan çıkıyor. Yoksa dediklerine geri dönersek evet ben de şuna karşıyım. Yani bir koç kesinlikle e, böyle sabit, değişmez fikirli işte felsefem bu, bununla oynayacağız, artık böyleyiz falan yok abi bu çalışmıyor. Popovic için bile çalışmıyor artık. Maalesef. Yani esnek olamadığınız zaman çünkü bu bir kere şeyde çalışmıyor abi rakipler çok değişken. Hani eskiden şöyle bir avantajım vardı felsefeler birbirine yakındı. Belli sabitler vardı genel felsefeler yakındı ondan çıkmıyordu kimse çünkü takım yapıları da benzerdi. Şimdi takım yapıları da değişken. Çok derinli olan var, uzayan var, kısalan var, esnek yapılar var, agresif var, yavaş oynayan var, hızlı oynayan var, her şey var, sertliği arttıran var. Şimdi böyle olunca sen tek tip olursan belli bir sayıda takıma karşı üstünlük sağlarken belli bir sayıda takıma karşı da geride kalıyorsun. Burada kesinlikle haklar ama ben Kyrie Irving'in sözlerinden Durant'in sözlerinden bunlardan bahsettiklerini çıkaramıyorum ki. Zaten birkaç e, farklı basına baktığımda bu sözlerin tamamını alıp koyup yorum yapmaya çalışan herkesin kafası karışmış. Yani ne diyor bunlar hani tam anlamadık falan gelmiş konu. E tabi haklı olarak seyircinin de kafası karıştı. Yani günün sonunda Stimlesh bu arada yarın Amar Stademire oldu. Gerçekten belki de hayatının en zor dönemine giriyor. Dark Souls'a ilk başlayan bir oyuncu gibi şu anda. İlk kez belki de hayatının en zor oyununu oynayacak. En zor oyunu oynarsınız Dark Souls gibi işte Sekiro gibi. Başta böyle ne oluyor lan hep ölüyorum dersiniz ama öğrendikçe zorluğu yendikçe de zevkiniz inanılmaz artar inanılmaz başarılar kazanırsınız. Çok tatmin olursunuz. Bence Steve'ne şöyle bir göreve soyundu. Şu anda önce Kyrie Durant'i ikna edecek birçok şeye. Sonra çevresinde şekillenecek takımı ikna etmeye çalışacak. Doğru oyuncuları seçmeye çalışacak ki bakınız burada LeBron James bile zorlandı. Yani LeBron James adını ortaya koyup da gelmeyen oyuncular oldu. Çünkü onlar da belli oyuncuların isteklerini oynamak istemiyorlar sahada. Bunun için de zor oyuncu bulabilir. İşte Miami burada mesela öne çıkıyor. İşte gidip orada Hero'yu oynatabiliyor. Duncan Robinson oynatabiliyor. Adebayo oynatabiliyor. Çünkü uzun vadeli bir yapının içine bu oyuncular dahil oluyor. Ve hepsinin aslında istekleri masaya konulup değerlendiriliyor. E sen şimdi yeni bir tane oyuncu getirmek istersen şuna bakacak. Ya Kyrie Irving'in dediği olacak orada. Ben niye gideyim oraya? Bana ne katacaksınız? Paşa motostop atacak. Durant 30 top atacak. Biz de izleyecek miyiz? Nasıl savunma yapacağız? Savunma eforunu görebileceğiz mi Kyrie Irving'in? Ki Baston'un ilk döneminde aslında görmüştük. Ben o dönem aslında çok heveslenmiştim. Kyrie Irving için çok iyi bir savunma potansiyeli göstermişti. Çok çabalıyordu. Sonra saldı. Durant'in savunmalarına zaten sorun yok. Durant bu konularda kesinlikle daha iyi kayrı Çok şey katacak zaten Brooklyn'e. Ama o da tabii şundan kaçabilir ki bunu Davis de yaptı artık son raddeye gelene kadar. Ya şimdi 5 oynamayalım, çember mi savunacağız? Çok switch'e gitmeyelim. Siz bir bakın ben gerekirse hallederim falan. Şampiyonluk istiyorsanız bunlar evet normal sezonda yer ama playoff'larda yemiyor. Ya Brooklyn'in esnişi çok zor. Amara Stadion da bir e, koçluk geçmiş yok zaten İsrail'de oynuyordu bir süredir e, Amerika'dan da uzak biraz böyle e, eşler dostlar birbirine ağırlar gibi bir şey oldu ağırlıklı von Vaughn e, muhtemelen takımın teknik konularında daha ön plana çıkacak arka plandır ki şu anda en yüksek maaş alan e, lead assistantlardan biri diktik yani e, baş asistan koç onun için iyi olabilir e, Brooklyn'den sonra o da kendine çok daha iyi bir iş bulabilir. Ya da gerçekten e, bütün taşları yerine oturturlar. Kyrie ile Durant çevresindeki oyuncularla bir sinerji yakalar. Dinwiddie ikna olur, diğer oyuncular ikna olur. E, Lever Bileşin içinde artık iyi e top kullanan e, iyi bir duruma gelir. Her şey çok iyi de gidebilir, gidebilir ama benim görüşüm şu bakış açısıyla bu iş çok zor bakalım göreceğiz Brooklyn Nets cephesinde ne olacak ki zaten bu konuyu daha çok konuşacağız onun dışında tabii ki ikinci büyük konu da Brad Brown'un gitmesiydi Brad Brown ee, FDRF'den ayrıldı zaten belki de iki sene önce ayrılmalıydı neden bu kadar geç kalındı İşte camianın çocuğu Elton Brand işte öbür tarafta aman Brad Brown hocamıza bunca sene kahrımızı çekti ona dedi, rebuild yapacağız dedik işte proses dedik takım vereceğiz dedik beklettik Şimdi kovmak olmaz da geldi. E maalesef koca bir 2-3 e, sezonu çöpe attılar. Hele ki son sezon Bubble'da berbat durumdalardı. Brad Brown zaten bir şey yapmadığı belliydi. E, ki bunun Jim Butler örneğini daha önceki videolarda vermiştim. İşte video sessionları konuşmadan yapıyorlarmış. Böyle bir şey olamaz. Yani video sessionın bütün olayı konuşmak, dert anlatmak. Oyunculara bir şey öğretmek, hatalarını göstermek, doğruları anlatmak ama yapmıyorlarmış. Çok ilginç, gerçekten çok ilginç. Neyse Brad Brown gitti, kurtuldular ve yerine da Rivers geldi ki da Rivers konusu da gayet tart tartışmalı bir şekilde oldu. Clippers'tan dolayı da Dak da kalmadı. Daryl Morey de dahil oldu. Dev geldi yardımcı koç olarak. Sam kasar geldi. En sonunda da Miami'den Dan Craig aldılar ki Dan Craig de Miami'nin staffında önemli bir isimdi. Şimdi Dale Mori konusuyla beraber bakmak lazım Dark Rivers'a çünkü burada belli ki bazı sert hamleler gelecek ki Dale Mori zaten Philadelphia 2018'de de istemişti ee, ki Boston döneminde de ben onu hatırlamıyordum sonradan bakınca hatırladım ee, Vice President asistanıymış Mori o dönem Boston'ın Dark Rivers çalışırken orada beraber çalışma fırsatı bulmuşlar yani birbirlerini tanıyorlar. E, muhtemelen bu iş arka planda konuşuldu. Zaten Mori'nin ayrılmak istediği biraz biraz basına sızıyordu. Özellikle de bu en son Love ve Tim McMahon'ın yaptığı podcast'te biraz ortaya çıktı. Tim McMahon'ın dediğine göre e, Mori Westbrook takasını istememiş. Chris Paul'un arkasında durmuş ama işte takım sahibi istediği için bu e, takas gerçekleşmiş. E şimdi böyle olunca takım sahibi istediği için takas, takas gerçekleştiyse yani Tilman Ferti, Fertitay'ı istediği için e, gerçekleşti zaten orada durumlar çatırdamıştır. Artı hani tabi burada şey de söyleniyor. Harden da zaten Chris Paul istemiyordu ama muhtemelen Westbrook'ta gelsin de istememiştir. Ama olduktan sonra çok diyecek bir şey yok. Çünkü o da kendi çevresinde bir takım istiyor. Ama bir yandan da sızlanıyor. Ben bunu da anlayamıyorum işte. Davis'te de bu konu var. Ya Ben böyle oynamak istemiyorum deyip öbür türlü de oynamıyor. Yani ikinci top ikinci olarak da topu alıp da oynamıyor, hızlı da oynamıyor. Yine yarı sağa geçip birebir oynamaya çalışıyor. E abi, sen bundan sıkıldım, böyle oynamak istemiyorum diyordun. Ne oldu şimdi? Oh, yani of. gerçekten oyuncuların şu bakış açısı çok yanlış. Bize ihtiyaçları var. Bizsiz olmaz. Oyuncu takımı mı, koç takım mı? Hayır abi, bu bir takım. ...X takımı, Y takımı değil Bu Bu takım ve takım olarak sen başarı istiyorsan... ...herkes... ...ama herkes zaten... E, ...bir şeyin çevresine toplanmalı. Bir amacı olmalı. Herkes e, farklı düşünceleri olsa da... ...onları bir araya getirip... ...değişken kalarak... ...bak sabit de değil, değişken kalarak... ...her rakibe karşılık verebilmeli. Her maçı kazanmak için çıkabilmeli. Ama sen böyle dersen bu senin takımın oluyor. İki gün sonra koç mutsuz oluyor ki... ...D'Antoni gitti... İki gün sonra diğer oyuncular rahatsız oluyor. İki gün sonra takım sahibi rahatsız oluyor. GM rahatsız oluyor. E sen rahatsız oluyorsun. Ama başlangıcı sensin. Nasıl olacak bu iş? Neyse günün sonunda dur. Philadelphia'ya geri dönelim. Şimdi Philadelphia'da ki zaten Houston'u konuşacağız. Mori'den açıldığı için konu üstüne geldim. Philadelphia'da şimdi Mori'nin gelmesi, Doug Rivers'ın burada olması ki Doug Rivers'a da hemen parantez açalım. Evet Clippers'da çok kötü bir sezon geçirdi ki bir önceki takım bir önceki takım diyorum artık o Harris'li Galinari'li takım bence özellikle de ...Chris Paul Black Griffin Jordan üçlüsünden kurtulduktan sonra Dark Rivers'ın nefes aldığı bir takımdı. Daha değişken, daha istediğini yapabiliyor. Galinari 5'e çekiyor, Harris'ten her şey alabiliyor, savunma alıyor, orta mesafe alıyor, çembere gidiyor, çok iyi top seçiyor, kısalarla iyi anlaşıyor. Kenardan iyi bir ikili getirdi. İşte oradan 6. 7. adam çok iyi sonuçlar alıyor. İyi gidiyordu takım, her şeye gidiyordu. Ama tabii fırsatlar gelince de e, takım sahipleri de franchise olarak bunu kaçırmak istemiyorlar. Ve bence Dark Rivers da zaten bununla çok uğraşmak istemiyordu. E, başarısız oldu. Ki genel olarak eleştirdik. Evet çok kötü işler oldu sahada ama bunun ana noktası oyuncu eksikliğiydi. Yani o Dark Rivers'ın şey payını unutamıyorum. Abi kimi koyacağız uzun? Yani yok içe ne yapacağız? Elimizde biri yok. Esnek biri yok. Uzunların baskı getiremiyor. Savunma yapamıyor dışarıda. Anca çemberdeler. Hücumda bitireceğiz. Hiçbirinin şutu yok. Ne yapacağız? Yok yani yapamıyoruz. O paniğini gördük. En yani son Morris'i falan deniyordu. Zaten o arada bayılmış o da. Yoksa Clippers özelinde zaten Dark Rivers hep böyle kanırtarak zorlayarak pişler çıkartıyordu. Bir de orada da işte ana sorun zaten gördük ki e, bittikten sonra her şey. Paul George'u diğer oyuncular sevmiyor. E, zaten Kawhi öyle bir ben konuşuyorum liderim artık bu iş bitti. Ben, beni dinleyeceksiniz tarzı bir duruşu yok. Paul George orada at koşturmaya çalışıyor. Kawhi bir şeyler yapıyor. Diğer oyuncuların kafası karışmış. Kimse saygı duymuyor ki Paul George de iki maç aldı yani hani hiç şey serisinde Denver serisinde ona rağmen hani bunlar işte bu hep ilişki konusu ve Dak burada asıl bence sıçtı sağ içinden çok burada çok kötü iş çıkardı yani bu kadar oyuncuyu bir araya getiremedi olmadı biraz on kontrolünden çıkmış bir durumdu beceremedi Hani beceremedi başarısız oldu diyelim. Yani. Becerebilirdi belki ama bu bu sistemde, bu yapıyla, bu oyuncularla olmadı. Ya bu Dark Rivers'tan benim direkt vazgeçeceğim anlamına gelmiyor açıkçası. Dark Rivers daha önce Boston gibi bir takımda o manyaklar ordusunda da bir şeyler çıkardı. Rondo, Garnet, Paul ile beraber işte Ray Allen'la beraber olan takımda da o uyumu yakalayabildi ki bununla ilgili Netflix'e güzel bir içerik geldi. Neydi? Ay unuttum adını ya. Koç, Coach, koç, Coach, coaching, carçurt. Neyse unuttum. Bakarsınız Dark Rivers'ın e, dokumentarist diye bakın zaten çıkacaktır. Orada güzel bölüm var. Orada da bastım dönemini anlatıyor. E, olmadı linkini zaten aşağı falan bir yerlere veririm adını vesaire. Bakabilirsiniz. Orada Dark Rivers'ı dinleyince biraz anlıyorum. Yani zaten Dark Rivers'ın asıl becerisi o saha dışı becerisi. Oyuncuları bir araya getirme, ikna etme, işte demin bahsettiğim konuların hepsi onların seviyesine inme, çıkma gerekiyorsa ondan akıllı bir oyuncu da olabilir. Bunları yapabilen bir adam ve Philadelphia'nın aradığı bir adam bence bu yüzden. Şimdi Clippers'ta çok zor iki tane karakter vardı. Onun dışında zaten yine çok zor oyuncular vardı ki Lou'da zor bir oyuncu, Beverly'de zor bir oyuncu, Maalesef bunları bir arada tutmak çok zor. Morris zaten manyağın teki. üzerine bir de işte Paul George gibi tartışmalı bir ismi getiriyorsunuz performansı. Oyunca iyice e, mental durumu dağılmıştı. Şimdi Philadelphia'da da karışık bir durum var. İşte Embiid nasıl oynayacak? Zayıflayacak mı? Hücumda artık daha iyi bir e, seçen bir oyuncu haline gelecek? Şutu gelişecek mi? İşte durup durup orta mesafede faal almaya çalışıp tuhaf fekler atıp hücumu öldüren bir oyuncu olarak mı kalacak? Philadelphia böyle sırayla hadi bakalım şimdi sen at ben at diye oynamaya devam mı edecek? E, Simmons ne olacak? Simmons'ın bütün sorunu mental. Yani artık gına geldi. Şut atacak mı atmayacak mı? Başlıyor mu, başlıyor mu? Bıktık, öldük, bittik, parçalandık yani. Hızlı oyun ki Simmons'ın e, şurada hakkını vereceğim. O yokken e, Philadelphia tamamen tükendi. En azından o varken hızlı oynayabiliyorlar. Geçiş yaratabiliyorlar. Yarı sahada en azından en azından hızlı geçtikten sonra pozisyon bulabiliyorlar, zorlayabiliyorlar. Savunmada en azından daha bütün bir oyuncu. Daha iyi pozisyon alabiliyor. Birebir de daha iyi savunma yapabiliyor. Bunların hepsi gidince iyice dağıldılar. Ve şu an ortada çok büyük bir karışıklık var. Ne olacak? Yani Simmons'tan çıkmalı mıyız? Yoksa Embiid'den mi çıkmalıyız? Mori burada cesur hamleler atabilecek mi? Elton Brand kalıyor bu arada. President, operayış, basketbol operasyonunun başına geçiyor Mori. Tabi burada artık biraz Brent hani ya işte tamam sen devam et ama gibi mi kalıyor? Yoksa gerçekten etkisi olacak mı? Yoksa artık hani biraz onu böyle rörentiye bırakıp istifa etmesini bekleyecekler? Bilmiyorum nasıl olacak. Belki de daha operasyonel işleri yönetecek. Ama daha agresif, daha karar alıcı yaratıcı fikirler Mori'den çıkacak. Elton Brent işte sözleşme, takas, görüşmeler vesaire onları yönetecek olabilir. Göreceğiz ama işte burada konu belki de gerçekten birinin takasıyla başlayacak ki Dark Rivers'ın avantajı Tobias Harris'i tanıyor daha önce çalıştı onu nasıl kullanacağını biliyor ee, oradan çok büyük bir ekmek çıkarabilir Harris'i artık bir sınıf atlatabilir bu kadar büyük kontrattan sonra zaten atlatması büyük yandılar bir yandan Mori de işte Embiid'i belki takaslamayı düşünebilir ki aslında ikisini Simmons'la yanına koyduğumuzda şu ana kadar Simmons gitse ehere mehere daha iyi olur diyorduk ama Dünden beri bunu düşünüyorum. Ee, Dark River Simmons'la Brad Brown'ın yapmadığı gibi yakınlaşırsa... yaptığın aksine yakınlaşırsa... Ve onun mental sorunlarını çözerse... Şu oyun yapısı içerisinde, modern oyun içerisinde Simmons'a daha çok ihtiyaçları var. Çünkü Embiid savunmada stabil değil. Dışarı çıktığında çok ağır kalıyor. Hücumda bütün hücumu öldürüyor, uyutuyor. Diğer oyuncular devreye giremiyor. Ha, eğer Embiid derse ki ben daha çok pas yapacağım... Daha doğru top seçeceğim. Daha hızlı koşacağım. Çünkü kilo vereceğim. çok daha iyi bir embit izleyeceksiniz. Aklı sahada bir embit izleyeceksiniz derse evet o zaman işler değişebilir. O zaman belki Simmons'tan çıkıp daha düşük kısalar bulabilirsiniz. Ama burada da işte derecelik konusu devreye giriyor. Simmons'ın mental sorunları çözüldüğünde hele de geçiş hücumu oynarken size çok fayda sağlayacak. Embit'ten daha çok fayda sağlayacak bir oyuncu. Ama işte çok fena iki ucu boklu bir durum var. Ee, Dark Rivers'ın burada belki de oyuncularla biraz vakit geçirip karar vermesi lazım. Belki de yarım sezon bir vakit geçmesi lazım. Ya da Mori diyecek ki yok biz hani bunu gördük. Ben de gördüm. Şu hamleyi yapıyoruz diyecek. Horford da masada. Horford da takasın konusu olabilir. Embiid ya da Simmons da ama benim ben olsam Embiid'i e takasın konusu yaparım. Bu kötü olduğu için değil tamamen bu yapı içerisindeki durumdan bahsediyorum. Bunlar konuşulacak iki takı, Philadelphia için baya sancılı bir süreç bekliyor ama bir yandan da bence buradan çok iyi çıkacaklar. İyi bir coaching yapısı oldu, iyi bir staff oldu. Yeager zaten bence iyi bir koçtu. Tekrar geri döndüğümde Dan Craig Miami'de staffta övülen bir koçtu. Tabii head coach'unu görmediğimiz için bir şey diyemeyeceğim. Çok arka planda kalan koçlar bunlar. Ama sonuca baktığımızda Miami'nin ortak başarısında ciddi bir payı var. Dan Craig de iyi bir koç. Biraz daha Dark Rivers burada işte Ness, e, Steve Nash'in yapmak istediği... ...ya da Steve Nash'ten almak istediği, Brooklyn Ness'in almak istediği şeyi... ...daha iyi verebilecek, daha tecrübeli, oyuncuların aklını zihnini okuyabilecek... ...daha tecrübeli bir koç. Bu açıdan güveniyorum ama eğer Dark Rivers o rahatladığı dönemdeki... ...işte o Harris'li Gallinari takımdaki gibi rahatladığı dönemdeki gibi yönetemezse Clippers'ı cesur olamazsa e, saha içindeki hamlelerinden bahsediyorum. O zaman başka şeyler konuşacağız. Onun dışında e, bir diğer sürpriz aslında Stefan Gandhi oldu. New Orleans Pelicans'ın başına geçti. Stefan Gandhi belki de televizyonda gördüğümüz görebileceğimiz e, en aklı başında, oyun en iyi okuyan ki benim de ...canlı yorumlarda bazen böyle bir yorum yaptığımda hemen arkasından ondan benzer bir yorum gelince aşırı mutlu oldum. Aa Abi işte tut, evet aynı şeyleri söyledik. Oğlum çok mutluyum Stéphane Gandhi gibi miyim acaba falan gibi böyle çocukça <laughs> şeylere düştüğüm ee, bir koçtu kendisi. Gerçekten çok iyi iş çıkardı. Bu da bence onun kredisi. Ee, diğer bütün yorumcular bu arada o kadar kötü ki yani Mark Jackson rejimini falan dinlemek artık içimizi kıyıyor yani. ...Stan Gandhi duyunca mutlu oluyorduk. Stanford Gandhi Orlando döneminde çok iyi iş çıkarmıştı. Detroit döneminde tabii ki kendisi hem başkan hem de koç olduğu için fena seçmişti. O o dönemi son temsilcisi... O çok kötü bir dönemdi. Umarım bir daha yaşamayız öyle bir şey. Yaşamayacağımız eminim. Yani bütün takımlar uzaktan görenler dahil. Aman abi, Tibadu'da, ...Fangandi'de inanılmaz felaket şeyler yaşadılar çok kötü duruma geldik. Bir daha bunları yaşamak istemiyoruz. Gördüler. Stan Fungan Detroit'te çok iyi iş çıkaramadı. Artık son can çırpınışlarında Black Griffin hamlesi yaptı. İşte bir yöneticiyle koçun ayrıldığı noktalar burada ortaya çıkıyor. Olmadı. Orlando dönemi çok iyiydi. Şimdi yeniden elinde bir şans var. Ben Stan Fungan diye açıkçası güveniyorum. Ama sadece düşüncelerinden daha oyuna genç bakabildiğinden dolayı yaşına rağmen ki o da 61-62 yaşında. Bu arada evet ligin koçları da gençleşiyor. Bundan da hemen kısaca bahsedeyim. Stan Fangan gelmişken programdan önce şöyle hızlıca şey baktım. Rick Carley 61 yaşında, Thibaut da 62, Casey 63, Diven Casey, Ter Stas, 63, Popovic 71 yaşında. Bunlar ligin 55 plus en yaşlı koçları. Doug Rivers ve Steve Clifford da 59 yaşında. Onlarda hani Dark Rebels evet, 79 yaşında gibi duruyor ama 59 yaşında. Steve Clifford da pek göstermiyor. Aslında o gösteriyor ya. O da yaşlı gösteriyor yok yok. Ee, geri kalan koçlarda 55 civarı ve 6. Ee, Stan Funghandi burada artık böyle tatlı yaşlı durumunda. Umarım oyuna bakışı modern olur. Ee, elinde çok iyi malzemeler var. Artık son bir konuda işte Hart'tan Lonzo Boldan bir şeyler alabilecek mi? Bunları göreceğiz. Ingram, Zion Williamson konumlandırması, spacing'i, içi rolleri nasıl olacak? Zion Williamson, Williamson'ı artık geri geldiğinde daha fazla 5 oynatmak için uğraşacak mı? Bunların hepsini göreceğiz. Bence iyi bir tercih oldu. Umarım başarılı olur. Biz de iyi bir New Orleans izleriz. Houston'da da De'Antonio ayrıldı. De'Antonio ile beraber. Burada biraz işler karışmıştı. Kim olacak bu Houston'un koçu? tartışmaları dönüyordu işte Harden kimseyi beğenmiyor istemiyor Jeff Van Gundy masaya geldi ertesi gün Harden ayrılabilir <laughs> dedikoduları çıktı hızlıca vazgeçildi ki Jeff Van Gundy iyi ki gelmedi yani Steph Van Gundy ile bence artık alakası yok çok uzak kalmış durumda bence bu modern basketbola eski halini de çok sevmedim ben Jeff Van o yüzden Rockets de hamlesini yaptı. Onlar da genç bir koça gittiler. eski NBA oyuncusu ve koç Paul Silas'ın oğlu Stephen Silas'la anlaştılar ki o da e, Dallas'ta asistan koçtu. Rick Carlyne asistanıydı. Daha da güzeli geriye gidersek kendisi Golden State'de de oyuncu gelişiminden sorumluydu. 2006-2010 arası olması lazım. Orada da Dan Nelson'la çalıştı. Stephen Curry gibi bir oyuncunun gelişiminde parmağı olan ekipte. Yani şundan söylüyorum bunları. E, Stephen Silas, Silas ya da yanlış okuyorsam düzeltin. Kesinlikle daha genç bakan. Çok iyi tedrisatlardan geçmiş. Dan Nelson gibi, Rick Carlisle gibi tedrisatlardan geçmiş bir koç. Çok iyi bir hamle bence. E, Houston'da tabii koçluk başarısını orada göreceğiz ama ben hani şu ana kadar teorik kağıt üzerinde yazan kısmına göre bakıp söylüyorum. Bence çok iyi bir hamle. Ama tabii Houston ne yapacak? E, GM kim olacak? Yani, pardon GM belli oldu galiba ama şu an assistant GM mi gelmiş? Neyse hatırlayamadım. Bakarız. Nasıl hamle yapacaklar? Westbrook takaslanacak mı? Ki burada hemen yine bir parantez açıyorum. New York Knicks dedi ki biz dedi pahalı kontratı açız ya. Zaten daha dedi bizden bok olmayacak. free Agency'de de bu sene hatta önümüzdeki sene bile muhtemelen bir şey alamayacağız biz. Oralara da güvenmekle zaten hata ediyoruz. Pahalı kontrat alıp denemek istiyoruz. Oraya açız dedi. Tabi hemen Westbrook dedikoduları çıktı. Horford masaya geldi. Chris Paul hemen zaten ortada. Ellerinde verebilecekleri malzemeler de var. Vazgeçebilecekleri oyuncular da var. İşte Kevin Knox gibi oyuncular da var. E şimdi bunlar piyasadayken e, bence Houston Westbrook konusunda bir hamle yapabilir. Ki Westbrook'a çok yüklenmek istemiyorum. Belki şaşıracaksınız ama hani e, Ocak Şubat döneminde gördüğüm Westbrook'a hala ben hayranım. O çok iyi bir dönemiydi. %60-65 de çemberde bitirdiği, disiplin oynadığı, üçlük atmadığı, spacing'i okuduğu, iyi savunma yaptığı. Belki de Gördüğüm en iyi iki ayydı onun. Ee, Tabi sonra sakattık. Onun yine aptallığı, Covid olması, 3 hafta, 4 hafta idman yapamaması vesaire. Playoff'larda her şeyi bitirdi. Zaten Chris Paul'dan sakatlık riskinden dolayı da korkarak ya biz bu kontratı verdik, yandık bu de sakat oyuncu ne yapacağız? Kaçmışlardı. E Westbrook da artık ...sakatlanacağının, daha sık sakatlanacağını işaretlerini vermeye başladı e yine ya 130 küsür milyar milyar dolar milyon dolar daha kontrat var ne yapacağız bunu panine bastılar bence işte burada kesinlikle takım sahibi neden takaslara neden transferlere karışmamız gerektiğini bir kez daha hatırlıyoruz o yüzden New York'a yollamaya çalışacaklardır. Bakalım yapacaklar mı yoksa New York'la ilgili başkanlar mı olacak? Üçlü bir takas olabilir mi? Bunları göreceğiz ama Houston seneye bayağı e, kafa karıştıran değişik bir takım olacak. Bence bayağı değişecek takım ama bakalım görelim neler olacak. Onun dışında tabii ki diğer büyük isim de e, Clippers'ta Tyron oldu. Tyron Lue da Clippers'ın başına geçti. Daha da ilginci, daha netleşmedi bu ama şu an konuşuluyor. Ken Atkinson'ın da asistanı olacağı konuşuluyor ki ben buna şu an hala şaşkınım. Ken Atkinson neden bir takımla direkt anlaşmadı ki? Birçok takımla görüştü. Bulls'la, New Orleans'la, sanırım Clippers'la da görüştü Lou'dan önce. hiç, hiçbiri olmadı. Burada ya Atkinson çok fazla şey istiyor ve takımlar onun bu isteklerini biraz tecrübesine göre az buluyor olabilir ya gerçekten fazla talepleri var ya da gerçekten takımlar onun Brooklyn Nets'ten ayrılışından biraz şüpheleniyorlar. Tabi oyuncular gözünden elindeki yıldızları tutmayı düşünen takımlar da Atkinson'ın oyuncuları kaçırabileceğinden, onları yönetemeyeceğinden de korkuyor olabilir. Bilemiyorum bunların hepsi varsayım. Yani çoğu yanlıştır da ama günün sonunda konu buraya geldi Lou da onu özellikle istiyormuş ki Lu için yani teknik anlamda baktığımızda Lou'nun kapasitesine ki Cleveland dönemini hatırlayın ortada bir başarı vardı ama şunu unutmayalım bu dönemde çok yazıldı çizildi de Blattin kurduğu ne kadar e, başarısız gözükse de aslında LeBron James'i yönetemedi onun anlaşamadığı için gitti Blatt onun kurduğu yapıyı yürüttü Sonrasında tek kaldığında ertesi sezonun başı daha ilk iki maç felaketken zaten hızlıca vazgeçtiler. Sonra da hayatın asistan olarak devam etti. İşte burada Tyrone'un artık bir şey göstermesi lazım. Ya yani ben gerçekten koçluk yapabiliyorum. Teknik olarak da, mental olarak da, yönetim olarak da, oyuncu kontrolü olarak da yapabiliyorum mu, gösterebilecek mi? Göreceğiz. Kavai hemen zaten taleplerini yapmış. Ben bu takıma iyi bir kısa istiyorum demiş. Ama Kavai'cim o takıma sadece kısa değil uzun da lazım. Yani hem de esnek bir uzun lazım. Umarım onu atlamazsınız. Neyse o konulara sonra geleceğiz. Ve iyi bir ekip kurarken de etkinsini istemesi pozitif. Ama ben şu an açıkçası Lou'nun koçluğu için Clippers'ta başarılı olur diyemiyorum. Çok zor. işi çok zor. Ne yapacak? Merakla bekliyorum ama hiç umutlu değilim. Ee, açıkçası %50 bile Pozitif bakamıyorum konuya. %30, %40'larda görüyorum. Umarım beni yanıltır. Clippers'larda mutlu olurlar. Daha çok sezon içinde konuşacağız duyuyor Bir asistanlık e, konusu daha var. Onu da hemen ekleyeyim araya. Kingsley Luke Walton'un e, baş asistanı Alvin Gentry oldu. Bu da iyi bir hamle. Divaç gitmişti zaten. E, Sacramento'da artık bir şeyleri değiştirmek istiyor. ya Walton'un olmadığını gördüklerinde aslında Alvin Gentry iyi bir hamle olabilir burada. Gençlerde de e, ilgilenebilecek de bir koç ama burada benim asıl bir yani olmayacak muhtemelen ama bu hep kafamda olan bir şey işte e, orada Joe Dumars geldi GM tarafına Joe Dumars, e, Obadovich'ler arası çok iyi olan biri Detroit'te zamanda onu istemişti hatta işte anlatır Obadovich'te gidip şey gidip bayağı görüşüp şehri falan da gezdirmişler o dönem. E bir yandan e, gençlerin Avrupaların ağırlıklı olduğu bir takım, e, Bogdanovic kalacak bilmem umarım tutarlar. Belki de bir noktada e, işte görürüz. Bilmiyorum. <laughs> Tabii zor. Neyse bu hamlede geldi Sacramento'dan. Onun dışında diğer hamlede Chicago Bulls'tan geldi. Biri Donovan. Biri Donovan belki de yine işe en zor olan koçlardan biri maalesef. Şimdi Biri Donovan'la ilgili özellikle bu sezona kadar her sezon çok daha negatif konuşuyorduk ama bu sezon biraz hakkını vermemiz lazım. Yani Westbrook gibi manyakla çalışmak, onu kontrol etmek, elinde işte istediğin şeyleri yapamayacak çok fazla oyuncu olması. Bir yandan Durant vardı, onunla var, o varken de zaten istediklerini yapamıyordu. Ama ne zaman ki onlar gitti, Westbrook da gitti, Oklahoma'nın bu 5 benzemez görüşen, gözüken takımından çok iyi bir 6. oyuncu çok iyi bir sistem takımı, çok iyi bir savunma takımı çıkardı. Çok da iyi gittiler. Yani ilk başta çok dağınıkken o takımı toparlaması, bir amaç uğruna bir noktaya getirmesi kesinlikle takdir etmemiz gereken bir şey. Gerçekten iyi savunma yaptırdı. Chris Paul'la iyi anlaştı. Chris Paul'un sağ içi kontrolüne güvendi. Ondan beklediğini aldı. O Chris Paul ondan beklediğini aldı. İyi sonuçlar çıktı ama hücumda da bir o kadar kötü bir takımda okullamı hala. Burada da aslında Chris Paul'un ne kadar e, pozitif yönleri varsa hücumdaki negatif yönlerinde pek törpüleyemedi, onu bir çizgiye sokamadı. E, özellikle de şey, Chris Alexander'ın e, hücuma dahil olmasıyla ilgili çözümler üretemedi vesaire vesaire. E şimdi benzer konular Chicago'da var, hücum tarafında özellikle. Yani şu ana kadar ne Markkanen'in, Markkanen'in hem ne Wendell Carter'ın işte ne Zack Lavin'in hücumda bir çizgiye oturduğunu bu yayının başından beri bahsediyorum programın görmedik. Yani hep bir beş benzemez bir yumuşaklık devamlı herkesin kafasına göre oynadığı bir sistem. Zack Lavin'in de e, orada bir light Kyrie Irvingçilik oynamaya çalışması ben liderim şöyleyim bir şeyler oluyor. Zaten koş tercihi çok kötüydü Allah'tan kurtuldular. Çok karışık yani elinde İstikrarlı yeni modern oyunu şekillendirecek net bir kısağın yok yani bu ne Saturanski ne, ne Kristan ne de Zeklavin. Zeklavin gibi dağınık bir adamla zaten hala tercih hatalarıyla uğraşan, boğuşan bir adamla işin çok zor. Ha onu çevirip kullanabilirse... ...bir anda işler değişir. Makkanen ne olacak? Daha ileri gidecek mi, gelişecek mi? Artık onu biraz daha böyle... E, ...muadilleri gibi görebilecek miyiz? Bir Porzingis gibi bir işte diğer benzer yapıdaki pas yapabilen, şut atabilen drive edebilen hız, hız, hücuma hızlı geçip rotasyonda yer bulabilen kendine bir uzun e, görebilecek miyiz? Wendell Carter Jr. zaten daha çok bir şey gösteremedi onunla ilgili ne alabileceğiz? Bunların hepsi çok büyük e, Kafa karışıklığı. Ben bu takıma baktığımda çok iyi savunma yapabilecek bir takım görüyorum. Ki Otto Porter da bu takımda ki Otto Porter savunmanızın yardım tarafında size çok şey katabilecek bir oyuncu. Potansiyel çok yüksek. Ee, ama bunu bu potansiyeli ortaya çıkaracak doğru koç biri Danov'un mu göreceğiz. Onun için de bence Luda olduğu gibi iyi bir test. Artık kendisinin daha farklı iyi bir koç olduğunu gösterebilmek için iyi bir fırsat. Ama Lou kadar olumsuz değilim. biri Donovan'a. Lou'ya 40 falan dedim. Başarı şansı. Donovan'a 55-60 diyorum. Ama sezonda konuşacağız tabii bunları. Onun dışında kim kaldı? Evet bir de Indiana Pacers'ın koçu belli oldu. Nate Bjorkgren. E, yanlış da okuyor. Olabilir. Nate Bjorkgren da olabilir. E, soyadı. Artık telaffuzuna bakarız. Nick Nurse'un asistanıydı. Kendisi Indiana Pacers'ın head coach'u oldu. Indiana Pacers de aslında hücumda artık daha yaratıcı, daha esnek, daha modern şeyler görmek istediği için Nate McMillan'la yolları ayırmıştı. Şimdi Oladipo da muhtemelen gidecek. Bence pozitif. Oladipo gittiğinde bu takımın ben daha da e, hücumda esnek, topu öldürmeyen, hareketli tutan, canlı tutan bir yapısı olacağını düşünüyorum. Ama tabii Nate hakkında diyebileceğim çok bir şey yok. Ee, onun da head coach'unu göreceğiz Nick Nurse çok pozitif konuşuyor ilk e, yani düşündüğümde ortaya çıkan şu oldu Nick Nurse'un tedrisatından geçmiş olması Nick Nurse'un ekibinde Scar olması İspanya'nın da head coach'u bildiğiniz gibi biraz daha olaya global bakabileceği oyuncuları e, her açıdan global oyuncular da var takımında zaten Onları iyi anlaşabileceği onların NBA'deki konumunu e, mentor olarak konumunu iyi anlayabileceği bir koç izlenimi verdi bende. Bakalım onu da yine sezon içinde değerlendireceğiz. Şu an erkenden çok da konuşmanın bir anlamı yok. Ve son olarak da aslında e, değinmek istediğim bir konu var. Ona değinip bitireceğim. E, bir koç geçişi değil ama potansiyel bir koç geçişi. Becky Hammond Becky Hemin uzun yıllardır San Antonio Spurs'un e, Spurs'te direkt Popov ekibinde asistanlarından biri. Ve her sene, son 3 senedir bu özellikle çıkıyor. İşte NBA'nin ilk kadın koçumu geliyor. İlk kadın koçumu geliyor. Beckham'ınla şu görüştü, bu görüştü. Herkes görüşüyor ama ben açıkçası daha ciddi bir şey duymadım. Yani ya son raddeye geldik ama Beckham'ınla... Ya işte şunu da anlaşılamadı falan hani yok. İsimler bir geçiyor. Yani böyle... Ya tabii o da var hani öyle bir geçiriyoruz. Bakın bizim de biz de kadın koç istiyoruz gibi bir böyle yalandan bir durum var gibi hissediyorum artık. Çünkü Beckham'ın gerçekten farklı farklı asistanlar iş bulurken artık cesur bir hamle ki buna cesur demek demeye de açıkçası eğreti buluyorum artık. Ve dilimi kamaştırıyor. kadın bir koç getirmek için cesur bir hamle demememiz lazım şu dönemde. Beckham'ın bunu sonuna kadar hak ediyor. Diğer asistanlar ediyorsa o da hak ediyor. Yani bunun hiçbir kaçarı yok. Umarım artık birisi alır e, ve onunla çalışırken görürüz ki Oklahoma'da ki şu an son koçsuz takım çok iyi bir ortam var. Chris Paul muhtemelen ayrılacak. Takım genç, gele, gelecek bütün oyuncular genç, draft hakkı dolu, bakış açısı genç, komple yeniden yapılanma, Beckham'ını e, mental olarak işte Kyrie Irving gibi böyle Durant gibi toksik bir zehirleyecek kimse de yok. Chris Paul gibi sağda hücumda topu öldürürüm ben, kral senin işine bak diyecek kimse de yok. O yüzden bence çok iyi fırsat umarım. Okluam onu düşünür, Beckham'ını da artık bir head coach olarak görürüz. Head coachluğunu üzerine konuşuruz artık, kadın koçtu üzerine değil. Ben artık kendisinin gerçekten kadın erkek ayrımı olmadan head coachluğunu konuştuğumuz, tartıştığımız bir döneme girelim istiyorum deyip bu programın sonuna geliyoruz. Koçlarla ilgili konuştuk. Ee, eğer sorularınız varsa koç değişiklikleri, potansiyel koç değişiklikleri, takaslarla ilgili vesaire sorularınız varsa mutlaka yazın yorumlara. Bir sonraki gündem yorumunun e, gündem programının sonuna ufak bir soru cevap ekleriz belki vakit kalırsa diyorum ve kendinize iyi bakıyorsunuz. Kanal abone olun bu arada ya. Abone olmayan çok kişi var bu arada. %40 izlenme abone olmayanlardan geliyor. Hatta abone olmakta kalmayın. Çan var ya o çan. Çana tıklıyorsunuz. Çana tıklayınca hepsini getir. Bütün update'leri, bütün güncellemeleri, bütün bildirimleri göster var. Ona da tıklarsanız bütün bildirimler gelir. Sonra çünkü bana yazıyorsunuz. Ben de şaşırıyorum. Ya, abi şu video ne zaman gelecek? Instagram'dan, Twitter'dan mesaj geliyor. Ya diyorum attım o videoyu geldi. Aa vallahi görmedik diyor. Herkes tıkı tıkı gidiyorlar. Lütfen bildirimleri açın, abone olun, paylaşın. Ee, ne kadar işte içinizden geliyorsa kendinize iyi bakın. Haftaya yine görüşeceğiz. Bay bay.